Mutlu akşamlar efendim. 12 Mart 2021 takvim yaprakları ve günlerden de Cuma. Haftanın bu son gününde saatlerimiz tam 18.30'u gösterirken ana haber bültenimize başlıyoruz. Türkiye ve dünya bölgeden öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve tabii ki bugün anlamlı bir gün. Milli şairimiz tarafından hayatımıza kazandırılan milli marşımızın kabulünün 100. yıl dönümü. Onunla ilgili de haberlerimiz var önümüzdeki dakikalarda. Onlarla ilgili hazırlanan klipler var. Bazı okullarımızın, özellikle Afyonkarahisar'da okullarımız tarafından hazırlanan klipler var. Onları da önümüzdeki dakikalar boyunca sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Başlıyoruz efendim. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Dalgalan sen de şafaklar gibi, ey şanlı hilal. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Her cerihamdan ilahi, boşanıp kanlı yaşın. Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Evet, o çok önemli. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın cümlesi. Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz dedi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan da övgüyle söz etti Başkan Erdoğan. Mehmet Akif'e mahalle kahvesi hatibi diyenler zamanla unutulup gitti ama milletimiz milli şairini baş tacı etti ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı ortak andımızdır dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz. Bin yıllar öncesinden günümüze ulaşan destanlarımız, milli karakterimizin teşekkülünde çok önemli bir yer tutar. Akif yaşayışıyla, duruşuyla, İstiklal şairi sıfatını ziyadesiyle hak etmiş bir anıt insandır. Ne merhum Mehmet Akif'te ne de millette mevcut olmayan hiçbir duygu, hiçbir haslet İstiklal Marşı'na girmemiştir. Mehmet Akif'e mahalle kahvesi hatibi diyerek tahkir edenler zamanla unutulup giderken milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır. İnsanlarımızı etnik kimliği, mezhebi, meşrebi üzerinden parçalamaya yönelik bütün senaryoları boşa çıkardık. 40 yıldır kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan PKK belasının hedeflerine ulaşmasına fırsat vermedik. Sınırlarımıza kadar dayanan DAEŞ projesinin kök salmasına rıza göstermedik. Türkiye bizim ortak çatımız. İstiklal Marşı bizim ortak andımızdır. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar hepimizin ortak yurdudur. Türkiye ortak paydasında kucaklaşmaktan, birbirimizi Allah için, onun rızası için sevmekten başka bir çaremiz yoktur.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam edeceğiz. Dün gün boyu Uşak'taydı. Bugün de Manisa'da temaslarda bulundu CHP lideri. Uşak'taki konuşmasından bir bölüm ekranlarınıza getireceğiz. Kanaat önderleriyle buluştu Kemal Kılıçdaroğlu ve devletin tanımını yaptı. Takım tutar gibi siyasi parti tutulmaz ifadelerini kullandı. Ayrıca dedi ki siyasi partiler devlet olmak için iktidar olmazlar. Devleti yönetmek için iktidar olurlar dedi. Bazı örnekler de verdi Kılıçdaroğlu. Onun ayrıntılarına bakacağız. Bir takım tutar gibi parti tutulmaz. Bir parti yanlış yapıyorsa niye 5 yılda bir seçim yapılıyor? Yanlış yapıyorsa 5 yıl sonra vatandaş diyecek ki kusura bakma yanlış yaptın sana oy vermiyorum. Bu kadar basit. 5 yılda yapılmasının nedeni de o zaten. Veya 4 yılda seçim yapılmasının nedeni de o. Siyasi partiler devlet olmak için iktidar olmazlar. Devleti yönetmek için iktidar olurlar. Arada fark var. Devlet memuruyla, devlette liyakat esastır. Siyasette devletteki liyakat yoktur. Örnek, en basit örneği vereyim. Devlette şef olacaksınız değil mi? Şef, en düşük makam. Bir sefer üniversite mezunu olmanız lazım. KPSS'den iyi puan almanız lazım. Bir yıl sonra asaletinizin onaylanması lazım. Belli bir süre çalıştıktan sonra şeflik sınavına girmeniz lazım. Sınavı kazandıktan sonra şef oluyorsunuz. Peki bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması, savcılıktan iyi hal kağıdı. Öyle mi? Öyle. Türkiye'de örneği var mı? Çok sayıda örneği var. Siyasi partiler onun için devlet olmak için iktidar olmazlar. Devlet de siyasi parti farklıdır. Ama devlet ben devletim. Hiç kimse devlet değil. Devlet hepimiziz. Devlet bir tüzel kişilik. Devlet baskı aracı olmaz. Devlet vatandaşa hizmet etmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, kurtarmak için ve toplumun geleceğini güvence altına almak için kurulan bir tüzel kişiliktir. Adana Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz. Bir isim yok burada dikkat edersiniz. Hiçbir ülkenin ünvanında da titrinde de isim yoktur. Ve biz bu gerçekten yola çıkarak kendi sorunlarımızı çözmek zorundayız. Bölgenin gündemiyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ana haber bültenimizi Afyonkarahisar'da sağlık alanında çok güzel gelişmeler oluyor. Çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yetkilileri Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etmişlerdi. Yoğun bakım ünitesinin tefriş edilmesini, bir gözden geçirilmesini şöyle odaların özellikle malum devlet hastanesi binlerce, on binlerce hastamıza hizmet veriyor. Hal böyle olunca da tabii ki oraların zaman zaman elden geçirilmesi hatta o ilk başta yapılan yerlere ilave yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu nedenle destek istendi Ticaret ve Sanayi Odası'ndan. Tabii ki ATSO bu destek talebine duyarsız kalmadı. İş adamlarımız, iş insanlarımız oradaki odaları tefriş ettirdi ve hatta ismi de değişti oranın. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılış töreni vardı bugün. Vali Gökmen Çiçek'le birlikte protokol üyeleri oradaydı. Ünite 48 oda ve 114 yataklı. Dahası da var, konuşmalar da var. O haberin ayrıntılarına bakacağız şimdi. Afyonkarahisarlı iş insanları bir araya geldi. Hastanenin yoğun bakım ünitesi yenilendi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A blok 5. katta ATSO üyelerinin katkılarıyla oluşturulan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı Mehmet Merdivenci ve sağlık çalışanlarının katılımıyla açıldı. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol heyeti yoğun bakım odalarını gezdi. Hastane başhekimi Mehmet Duran ve ATSO başkanı Serteser odalarla ilgili bilgi verdi. Odaların girişlerine odanın tefrişatına katkı veren iş insanlarının ve ailelerinin isimleri yazıldı.
Vali Gökmen Çiçek, ATSO'ya ve iş insanlarına yaptıkları destek için teşekkür etti. Hem hükümetimiz hem Afyonkarahisarlı iş insanları Afyonkarahisar'ın her alanında bir yatırım seferberliği başlattı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum Ticaret Odası Başkanımıza ve iş insanlarımıza. Her konuda, her zaman istişare halinde olup her yerde ellerini taşın altına koydular. Allah razı olsun. Ticaret Odası'nın bu yaptığıyla da şunu açık yüreklilikle, samimiyetle söyleyebiliyoruz. Yoğun bakım sıkıntımız Afyonkarahisar'da Allah'ın izniyle yok. Ben sizlere de teşekkür ediyorum gelip bu mutluluğumuzu paylaştığınız için. AK Parti milletvekilleri Özkaya ve yurdunu sevense yapılan desteğin önemine değindi. Bu süreçte yaşadığımız sıkıntıları gördüğümüzde sağlık altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu, bundan dolayı da bütün dünyayla yarıştığımızı ve en iyi, en yüksek standartlarda hizmet veren ülkelerden birisi olduğumuzu gördük. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız yatırımların mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanemizin, ticaret odamızın ve iş adamlarımızın öncülüğünde bu servisinin yenilenerek çok modern bir hale tekrar hizmete sunulduğunu ve aynı zamanda odaların yoğun bakım odası olarak da kullanılabilir efsafa ve standarda getirildiğini görmekten dolayı mutluyuz. Severlere de teşekkür ediyoruz. Geçmişlerine rahmet, keselerine bereket diliyoruz. Öncelikle Ticaret Odası Başkanı nezdinde, Sayın Meclis Başkanımız nezdinde tüm Ticaret Odası üyelerine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Allah mizanlarına koysun. Çünkü bu yatırımlar, hayırlı yatırımlar, yarın sevabı kesilmeyecek yatırımlardır. Buradan bir kişi iyileşip de şifa bulup da çıkarken evet. Allah razı olsun dediğinde evet. Gerçekten siz de mizanınızda bir artı puan da kazanmış olursunuz inşallah. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise hastane çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bizler de Afyonkarahisar Belediyesi olarak bu Covid meselesi çıktığı andan itibaren sağlık çalışanlarımızın uzun süre evlerine gidemediklerini, çoluk evet. Çocuklarından uzakta kaldıklarını evet. Müşahede ettik. Sayın Başhekimimizle, Sağlık Müdürümüzle yaptığımız istişareler neticesi buraya hemen hastanenin arka kısmına 450 kişilik bir kreş hastane personelinin kullanılabileceği değil tabii, mi? Söz verdik. Projelerimiz bitti. Sağlık Bakanlığı'ndan onayı bekliyoruz. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ise sağlık hizmetlerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek 14 Mart Tıp Bayramı için iyi dileklerde bulundu. Bundan yaklaşık 2 ay önce Covid'in pik yaptığı dönemlerin sonuna doğru hakikaten Sağlık İl Müdürümüz ve Devlet Hastanesi Başhekimimiz Ticaret Odamızı ziyaret ederek böyle bir yoğun bakım servisine ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de meclis başkanımızla, yönetim kurulu üyelerimizle görüştüm. Hiç tereddüt etmeden bu 48 hasta bakım odalı, 54 odalı, 114 yataklı yoğun bakım servisini yapmaya karar verdik. Öncelikle aslında sadece oksijen getirme, yoğun bakıma işi vardı ama biz düşündük. Tamamını yapalım dedik ve Ticaret Odası ile birlikte hayırsever iş insanlarımıza da bunu duyurduk. Onlar da sağ olsunlar buraya çağıramadık çünkü pandemi nedeniyle kalabalık olmuyordu. Ben Sayın Valimizden, vekillerimizden, başkanımızdan istirham edeceğim. Onu bir gün onlara da plaketlerinizi inşallah veririz ve bu yoğun bakım servisini gerçekleştirdik. Biz çok mutluyuz. İnşallah buradan Sayın Vekilimin dediği gibi hasta olarak gelenler iyileşerek çıkarlar. Ümit ederiz hiç hasta gelmesin ama eksik de etmesin. Ben bu vesileyle hem yönetim kurulumuza hem özveriyle çalışan personelimize ve burada emeği geçen çalışırken çok özverili çalıştılar. Sağlık personellerine, başhekimimize, sağlık il müdürüne çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte bir senedir hayatını kaybeden tüm hekim, eczacı, sağlık personellerine rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum ve 14 Mart Pazar günü kutlayacağımız tıp bayramlarını da kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu törende, açılışta Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in koronavirüsle ilgili, Afyonkarahisar özeliyle ilgili ayrı açıklamaları vardı. Biz de ona ayrı bir parantez açtık. Uyarılarda bulundu aslında. Bir dönem
Afyonkarahisar bizi çok korkuttu dedi. Çünkü düğünlerden dem vurdu Vali Çiçek. 3-4 gün süren yemekli düğünlerden bahsetti. O zaman vaka sayılarının çok arttığını ve çok korktuklarını söyledi. Ancak alınan tedbirler sayesinde vakaların düştüğünü söyledi Afyonkarahisar'da. Fakat şu anda az da olsa vaka sayılarında bir yükselme söz konusu olduğuna da dikkat çekti Afyonkarahisar valisi. Ve tabii uyarılarda da bulundu. Dedi ki Afyon'u kırmızı listede görüp üzülmeyelim, tedbirlere uyalım. İşte Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'in açıklamaları ve uyarıları. Bir dönem Afyonkarahisar bizi korkuttu. Çünkü bizim hepinizin bildiği gibi yurt dışı ayağı güçlü olan bir vilayetiz. Ve kavşak noktasındayız. Dinlenme tesislerinin olduğu ve İstanbul gurbetçilerimizin çok olduğu ve geliş gidişlerin çok olduğu bir kentiz. Dinamik bir nüfus yapımız var. Siz de biliyorsunuz düğünlerimiz 3-4 gün sürüyor. Yemeksiz düğünümüzün olmuyor. Bunu sanki yemeksiz yaptığımız zaman bir düğün değilmiş gibi bakıyorduk. Bütün bu tür sebeplerden dolayı bizim bir dönem artış eğilimine girmişti. Fakat arkasından hem sağlık ekiplerinin hem bizim bütün vatandaşımızın duyarlılığı, aynı zamanda siz değerli basın mensuplarının sürekli bunu gündemde tutması ve bu son dönemde alınan hükümetin aldığı kararlar, özellikle düğünlerin belli bir sayıya çekilmesi, yemeklerin kaldırılması birçok sebepten dolayı Afyonkarahisar'da vaka sayıları hızla bir düşüş yaşadı. Hepinizin bildiği gibi şu an Afyonkarahisar sarı kategoride. Ama o kadar korkuyorum ki bunu söylerken, Allah korusun, bir yükselme eğilimi olduğunda, az da olsa bir yükselme eğilimi olduğunda görüyoruz. Eğer Afyonkarahisarlılar olarak tekrardan böyle bir yasakları yaşamamak için ilimizin adını kırmızı listede gördüğümüz zaman üzülmemek için, bu sağlıkçı arkadaşlarımızın canla başla canlarını ortaya koyarak çalışmalarını heba etmemek için hep beraber bu yasaklara fazlasıyla, daha doğrusu kurallara uymalıyız. İnşallah uyacağız. Ben şimdiden hem halkımızı daha dikkatli olmaları noktasında il valisi olarak tavsiyede bulunuyor. Hem de bunun dışındaki kuralları, harfiyen hiçbir şekilde ilimiz için belirlenen kuralları uygulatacağımızı söylemek istiyorum. Madem pandemi başlığı açtık, koronavirüs başlığı açtık, onunla devam edelim yine. Dün haberini paylaşmıştık. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'u, koronavirüsü pandemi olarak ilan etmesinin birinci yılıydı. Yani bir yıldır yerelden genele kadar, hatta dünyaya kadar birçok toplum, birçok ülke, şehir, ilçe, milyonlarca kişi, hatta milyarlarca kişi, dünya nüfusu 8 milyar civarında bu koronavirüsle mücadele ediyor. Tabii ki herkes kendince tedbirler de alıyor. Yerel yönetimler de tabii ki üzerine düşen görevi yerine getirdi, getirmeye de devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi de onlardan bir tanesi. Bakın, Afyonkarahisar Belediyesi bu pandemi sürecinde, bir yıllık süreçte esnaflara ve vatandaşlara ne gibi yardımlar yaptı, vatandaşa nasıl dokundu, onun ayrıntısı var şimdi sırada. Bir yılı dolduran pandemi sürecinde yerel yönetimler de elini taşın altına koydu. Esnafa ve vatandaşa maddi manevi destek oldu. Evet, bu bilgiler bana ait. Tamamdır. Afyonkarahisar Belediyesi de Başkan Mehmet Zeybek Başkanlığı'nda esnaf ve vatandaşa önemli destekler verdi. Bu kapsamda iş yeri kapanan küçük esnafa 1000 lira destek sağlandı. Bununla ilgili başvurular 19 Mart'a kadar devam edecek. Okulların büyük bir bölümü kapalı olmasına rağmen 1062 çocuğa 743.400 lira burs desteğinde bulunuldu. 500 öğrenciye tablet desteği verildi. Mehmet dedeme çok teşekkür ediyorum. 1000 çocuğa kışlık mont, giysi ve çanta desteği sağlandı. Vatandaşlara toplamda 50.000 porsiyon sıcak yemek, koronavirüse yakalanan vatandaşlara C vitamini meyve desteği verildi. 12.187 aileye 102 ton gıda desteğinde bulunuldu. Ve kardeşime bir mesaj gönderdi. İyi günlerde kullansın. Allah bir kere razı olsun. Yol ve kaldırım harcamaları için katılım payı alınmadı. Belediye kiracısı olan ve iş yeri kapanan esnaftan 6 ay boyunca kira alınmadı. Tüm esnafların 20 metreküpe kadar su faturalarına %25 indirim uygulandı. Belediye kiracısı olan ve işleri etkilenen esnafların kiralarına %50 indirim yapıldı.
346 servis aracına toplam 130 bin lira vize ücreti desteği sağlandı. İş yeri kapalı olan esnafa gıda paketi desteği verildi. Pandeminin ilk aylarında su faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ötelendi. Uzun aranın ardından dükkanları açılan berber esnafının tamamına ücretsiz dezenfekte hizmeti sunuldu. Evet, haberin ayrıntıları böyleydi. Korkma diye başlayan İstiklal Marşımızın yazılmasının üzerinden bugün tam 100 yıl geçti. Afyonkarahisar'da da bugün bir tören düzenlendi. Oratoryo seslendirildi ve aynı zamanda da dereceye girenlere ödülleri verildi. Şimdi o haberin bir ayrıntılarına bakacağız. Ardından da stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz olacak. Yine pandemiyi konuşacağız. Esnaflara uyarıları konuşacağız. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Kocatepe Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerin sunulduğu program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün önemini anlatan konuşmayı ise Kocatepe Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Saraçoğlu yaptı. İstiklal Marşımızdaki 10 kıtanın her biri vatan sevgisi ve o vatanın düşmandan kurtarılması gerektiğini haykıran, cesaret veren kahramanlık marşıdır İstiklal Marşımız. O marştır ki ordumuza vatan için savaşma ruh ve inancı vererek ilelebet istiklal, bağımsızlık elde edilmiştir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Türk milletine ilelebet istiklali kazandıran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor. Atalarımızla gurur duyuyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler göstermesin. Konuşmanın ardından Kocatepe Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı oratoryosu seslendirildi. 10 kıta bir vatan. Şanlı bayrak tır üzerinde dalgalanan. Sayın Valim, Kocatepe gençliği atalarımızın Etkinlik 10 kıta 1 vatan temalı düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Öğrencilerin ödüllerini Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven verdi. Evet, konuğumuz var demiştik az önce haberimizi anons ederken. Hemen takdim edelim Afyonkarahisar Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Karagöz stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her gün bu şekilde bir oda başkanımızı ağırlıyoruz. Malum dinamik denetim modeline geçildi. Siz de biliyorsunuz, siz de bu sürecin içerisindesiniz oda olarak. 500'ün üzerinde üyeniz olduğunu da biliyoruz. Vali Gökmen Çiçek Başkan'da da bir toplantı gerçekleştirilmişti. Orada da önemli kararlar alındı. Siz neler yapıyorsunuz elektrikçiler olarak, elektronikçiler olarak? Sizin meslek dalınızı ilgilendiren o iş yeri sahiplerine ne gibi uyarılarda bulunmak gerekiyor? Söz size bırakalım. Evet, Sayın Valimiz geldiği günden itibaren İyi bir çalışma başlattı. Afyon'daki sadece pandemiyle alakalı değil, bütün konularla alakalı iyi bir çalışma başlattı. Genç, dinamik de bir valimiz. Onun sayesinde dinamik denetim olayı başladı. Ben Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bütün sadece elektrikçi, elektronikçi esnafını değil, bu hastalık dünya genelinde birçok sektörleri etkiledi. Dolayısıyla Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye'de yaza çıkarken hastalıkta bir yavaşlama meydana geliyor. Kışın da bayağı sıkıntılar da yaşandı. Birçok esnafımızın dükkanı kapandı. Evet. Hiç kapanmayan bile işleri
onda bir oranına düştü. Bizimkiler, aksadı düştü. Tabii bizimkiler de aynı şekilde. Şimdi yaza doğru çıkarken bir de aşıyla ilgili bir azalma meydana geldi. Devletimiz de bununla ilgili bir rahatlama politikası uygulamaya başladı. Şimdi rahatlama derken yani bir halkı işte rahatlatalım, esnafı rahatlatalım derken esnaf bu arada hemen kendini bırakıverdi. Bırakınca sayılar, kapılıyoruz evet, maalesef. Sayılar da arttı. Biz ilk günden itibaren esnafımızın dükkanlarının dezenfektasyonuyla ilgili bizzat ben kendim de olmak üzere dükkanları dezenfekte ettik. İyi bir sıkıntı oldu. Sonra rahatlama politikasıyla herkes gevşeyiverdi. Sayılar bir anda arttı. Herkes şikayet ediyor. Devlet şunu vermeli, devlet bunu vermeli. Devletin gücü belli. Devlet bir yere kadar yardım eder. Yardımlarda da bazı düzensizlikler var. İşte aynı mesleği yapan insanlar yardım alabiliyor. Bir kısmı da aynı mesleği yapıyor ama vergi stili farklı olduğu için o yardım alamıyor. İşte yardımların adaletsizliğinden bahsediliyor. Esnaf çok sıkıntıya girdi. Doğru, hepsi doğru. Ancak bütün esnaflar girdi. Tabii tabii yani ancak şimdi elektrikçiler, elektronikçiler değil, manavı da, kafesi, aynen, restoranı. Evet. Yani bu zorlamayı gördük. Yani bu zoru gördük. Şimdi sayılar azaldı diye birdenbire gevşey versek devlet ne yapsın? Herkes kendi dinamik denetimini kendinin de yapması lazım. Lafınızı unutmayın lütfen. Siz stüdyoya girmeden önce Vali Bey'in açıklamalarına ayrı bir parantez açtık. Az da olsa bir artış var dedi şu anda. Evet. İşte rahatlamamak lazım, rehavete kapılmamak lazım. Şimdi biz esnaflarımızı geziyoruz. Şimdi benim bir esnafım Işıklar kasabasında, bir esnafım Çayırbağ kasabasında, birisi ikinci sanayide, işte biraz birinci sanayide, çarşı merkezde. Yani tüm oda başkanları esnafına birebir bir oraya bir temas oraya yetişemeyebilir. Herkes kendinden sorumlu olması lazım. Kendi çoluğun çocuğunu seviyorsa, onlara ekonomik olarak rahatlama sağlamak istiyorsa devletten önce kendine bir dikkat etmesi lazım. İş bireyden başlıyor bireysel. O bireysel rahatlamayı meydana getirirse evine hastalık götürmeyecek, çevresine hastalık yaymayacak. Gelen müşteriler dükkana kalabalık girdiği zaman dükkanın şeyi belli, kapasitesi belli. Yani o 2 metre mesafeyi koruyamadığı zaman ondan sana veya senden ona hastalık bulaşacak veya müşteriler arasında hastalık bulaşacak. Sayıların artmasına sebep olacak. Arkasından ne olacak? Tekrar yasaklar başlayacak. Tekrar başladığımız yere efendim ekonomi durdu. Durdurmamak için bütün esnaf kendisi oda başkanıymış gibi, kendisi valiymiş gibi, kendisi sağlık bakanıymış gibi herkes kendi sağlığını kendi... Yani biz denetimlerimizi evet, sürdüreceğiz evet, ama esnaflarımıza da evet, asıl görev düşüyor evet, değil mi? Vatandaşımıza da esnafımıza da işte bazı esnaf sesini çıkarmıyor kalabalık. İçeriye müşteri girdiği zaman ikinci müşteri dışarıda beklemesi lazım. Ben ama girmeyeyim. Ama beklemiyor diye, ne yazık ki. O beklemiyor. Esnaf da uyarması lazım. Arkadaşım bir müsaade et, bu esnafımızı gönderelim, sonra siz alalım. Denmesi lazım. Böyle denmezse biz tekrar yasaklamalara geri döneriz. Yasaklamalara geri döndüğümüz zaman da ekonomik sıkıntıları tekrar yaşamaya başlamış oluruz. Dolayısıyla sağlık çok önemli. Yani ekonomi %100 önemli. Sağlık da %100 önemli. Ben hastalandıktan sonra çok para kazansam ne yarar? Az kazansam ne yarar? Çoluğum çocuğum veya evde benim bir büyüğüm varsa veya kronik hastalığı olan bir hastam varsa onu kaybettikten sonra kazanmışım neye yarar? Dolayısıyla herkesin kendine dikkat etmesi lazım. Hastalığın yayılımını da engellememiz lazım. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmayacağın da bir nefes sıhhat gibi diye. Gibi. Yani devlet çok önemli. Devletimizi göçürmemek lazım. Millet de kendine dikkat edip sağlığını koruması lazım. Aslında çok kritik günlerdeyiz değil mi Sayın evet, Başkanım? Çünkü dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Bir taraftan aşılama da devam ediyor. Evet. Türkiye dünya genelinde 7. basamakta. Evet. 10 milyon üzerinde vatandaş aşılandı. 2021'de inşallah maskeyi atacağız dedi Sağlık Bakanı. Özellikle 50 milyon rakamına aşı evet, konusunda ulaşıldığı zaman. Hal böyle olunca yani 2021'e şurada zaten 9 ay kaldı. Evet. Çok kritik bir eşikteyiz aslında değil mi? Elbette işte herkes kendini korursa, bu sayı yukarıya doğru tırmanmazsa, yayılım hızı azalırsa aşıyla beraber bu hastalık da yok olup gidecek. Ya biz neler atlatmadık? Vebayı atlatmış bizim atalarımız, kolerayı, tifoyu atlatmışlar. Bu da deli mutlaka, danalar, kuş gripleri. Yani bunu da atlatacağız elbette ama herkes kendi üzerine düşeni yaparsa atlatmak daha kolay olacak. 2021'in ortalarında ekonomik olarak da, sağlık olarak da herkes rahatlamış olacak. Yani sadece ekonomi değil, sporcular çok zor durumda. Her şey zor durumda.
Yani evet. Dolayısıyla kendimize dikkat etmemiz lazım. Etrafımızdakilere de mutlaka ufak ufak uyarmamız lazım. Yani kırıcı olmadan, birbirimizi rencide etmeden biz Türk milletiyiz. Sarılmayı seviyoruz. Yani gittiğimizde... Vali Bey ondan da bahsetti. İşte 3-4 gün süren düğünler var, yemekler var. Evet. O zaman pik yapmıştı yani. Cenaze törenleri, cenaze taziye ziyaretleri, oralarda birazcık 2 metre mesafeyi korumak lazım. Yani evet sarılalım, canımız çok istiyor. Bir 6 ay sonra sarılır, çok önemli değil. Kaybetmeyelim birbirimizi de. Yani toprağına gidip bakmaktansa biraz uzak duralım. 6 ay sonra sarılalım. 6 ay sonra sarılırız birbirimize. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkan? Ben esnafımıza biraz kendilerine işte dikkat etmelerini, vatandaşı uyarmalarını, ekonomik olarak da arkasından rahatlamanın geleceğini uyarıyorum. Ona göre de hareket etmelerini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Devam ediyoruz efendim. Konuğumuzu uğurlayacağız. Çok kıymetli bilgilerini bizimle paylaştı. Afyonkarahisar Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Karagöz konuğumuzdu. O da üyelerine uyarılarda bulundu. 500'ün üzerinde 522 kayıtlı esnaf var. Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'na. Tabii sadece bunlar birer kişi kayıtlı. Her ailenin de ortalama 4'er 5'er kişi olduğunu düşünürsek 2500-3000 kişiden dönüyor bu rakam en aşağı. Aman dikkat diyelim, yine bu şekilde oda başkanlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz önümüzdeki bültenlerde de. Yine bununla ilgili bir haber paylaşacağız. Bir taraftan da o denetimler devam ediyor. Afyonkarahisar'dan bir haber. İl salgın ekipleri Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarındaydı. Maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşları denetledi. En azından o gelen görüntülerde vatandaşların kurallara riayet ettiği gözlendi. Biraz mesafemizi açalım. Vatandaşlar, esnaflar, işletmeler hepsi tek tek denetleniyor. Masa üstlerinde açık gıdamızın olması gerekiyor arkadaşlar. Ödeme noktalarında dezenfektan edinelim. Geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme süreci kapsamında koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Afyonkarahisar'da normalleşme süreci denetimi yapıldı. İl salgın denetim ekipleri tarafından dinamik denetim modeli süreci kapsamında alınan kurallar hatırlatıldı. Tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler hassasiyetle alınan tedbirlerin uygulanması noktasında tekrar hatırlatma yaparken, sokaklarda vatandaşların büyük çoğunluğununsa özellikle maske ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi. Dezenfektanımız hemen burada mevcut. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Evet, Milli Marşımızın yazılışının 100. yılı bugün. Bu da bu klipte Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hazırlandı. Mehmet Zeybey'in, belediye başkanı Mehmet Zeybey'in ağzından o dizeler dile getirilmiş oldu. Söylediğimiz gibi bültenimizin başında önümüzdeki dakikalarda da yine okullarımızın hazırladıkları farklı klipler var. Çok güzel klipler, çok profesyonelce hazırlanmış klipler. Onları da ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Dün akşama götüreceğim şimdi sizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Megabirlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu Dobra Dobra programına konuk oldu. Önemli açıklamaları var. Dedi ki rektör hocamız, bu yıl Teknofest'e daha iddialı şekilde katılacağız. Geçtiğimiz yılda tabii katılmıştı Afyon Kocatepe Üniversitesi ama bu yıl daha iddialı olduklarını söyledi. Ayrıca bir özel konuya daha değindi. O da Afyon Kocatepe Üniversitesi Akdeniz ve Orta Doğu Üniversiteler Birliği'ne üye olacak ve Türkiye'den üye olan tek üniversite Afyon Kocatepe Üniversitesi olacak. Bu takımlar için
Tabii ki bir altyapı ve bütçe gerekli. Bunun normal üniversite bütçesinden bir kademi yok. Biz atölyelerini tabiri caizse fabrikalarını kendi imkanlarımızla oluşturduk. İlgili sektörden de destekler aldık ama finansmanını çünkü bunlar belli parçalar alarak orijinal üretimler yapıyorlar. Birçoğu da pahalı parçalar bunlar. Bu takımlarımız için yaklaşık bizim şu anda 250 bin liralık bir bütçeye ihtiyacımız var. Sağ olsun Sayın Valimiz Üniversite Danışma Kurulu'nda bu bütçenin önemli bir kısmını dağıttı, paylaştırdı birimlerimizden. Şu anda Afşet Valiliğimiz nezdinde, Afyonkarahisar Belediye'miz, Ticaret Odamız, MÜSİAD, bazı iş adamlarımız ve bazı yine meslek kuruluşları ile henüz daha görüşme olmadı. Sağlanacak. Kalanı da biz yine iş adamlarımızla görüşerek zaten bu saydığınız kurumların iki tanesi bile bunu karşılar hocam. Yani, geriye bir şey kalmaması lazım. Evet, biraz rakamı düşük tuttuk herhalde dağıtırken. Dolayısıyla burada bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sağ olsun iş adamlarımız, kurumlarımız, meslek odalarımız bu konuda cömertler. Öğrencilerimizde de çok ciddi bir motivasyon oluştu. Geçen yıl bu kadar destek alamamışlardı. Yani böyle bir sürece de girilmemişti. Ama biz geçen sene başarıları görünce biz de cesaretlendirdik. Atölyeler anlamında güzel yerler tahsis ettik. İmkanlar oluşturduk. Dolayısıyla bu sene daha iddialı bir şekilde Teknofest yarışlarına ve TÜBİTAK'ın elektrikli akülü araç yarışlarına katılacağız. Evet. Ha, bazı takımlarımız TÜBİTAK'ın ilgili fonlarından da destek alıyorlar projeler vererek. Şu anda bazı projeler sonuçlanmak üzere. Ayın 17'sinde bir toplantımız olacak. Türkiye'den ilk katılım sağlanmış olacak. Akdeniz ve Orta Doğu Üniversiteler Birliği'ne üye olacağız. Evet. Ön görüşmeler yapıldı. Bu birliğe üye olmak öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi açısından önemli. Evet. 17'sindeki toplantıdan sonra o protokolü de imzalayıp Akdeniz ve Orta Doğu Üniversiteler Birliği'ne katılmış olacağız. Evet. Türkiye'den tek üniversite olarak. Bu taze ve sıcak bilgiyi de benim programda verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim hocam. Efendim Afyonkarahisar malum gastronomi şehri ilan edilmişti 2019 yılında. Türkiye'de 3 tane şehir var. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gastronomi şehri ilan edilen UNESCO'nun kendi tabiriyle gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği 3 şehir Afyonkarahisar. Hal böyle olunca da Afyonkarahisar'ın o lezzetleri tek tek Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilleniyor ve tabii ki böylelikle de o ürünlerin, o lezzetlerin daha çok tanınmasına vesile olunuyor. O lezzetlerden birisi daha tescillendi. İsmini yanlış söylememek adına bakıyorum. İlibada sarması ve İlibada dolması son tescillenen yemeği oldu Afyonkarahisar'ın. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzetleri tek tek tescilleniyor. Afyonkarahisar Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu İlibada sarması ve İlibada dolmasına kısa adı Türk Patent olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil belgesi verildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 9 ay gibi kısa bir sürede başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafi işaret tesciline hak kazanan Afyon İlibada sarmasının gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi. Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 18 ürününün tescil edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tescil sırasında bekleyen 15 ürünün daha olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ın tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olduğunu hatırlatarak, İlibada sarmasının tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Evet, sonda da gördünüz. Akçin İlkokulu'nun 3A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlandı bu İstiklal Marşı klibimiz. Aynı zamanda gazilerimiz de vardı. Türkiye Harp Mahallü Gaziler Şehit Aileleri Derneği Başkanı, sizin bildiğiniz ismiyle. Oranın Başkanı Emre Öztürk, gazi kendisi. Diğer gazilerimiz Murat Çetinkaya ve Mahmut Durmaz da o öğrenci kardeşlerimize destek verdiler. Birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdiler. Güzel de bir çalışma olmuş. Ellerine, emeklerine sağlık. Evet, neyle devam ediyoruz? Emirdağ ilçesine götüreceğim şimdi sizi. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine. Bugün geldi bu görüntüler. Bir güvenlik kamerası görüntüsü aslında ama bir şahıs kuyumcu dükkanına girdi. 1000 euro almak istedi. Aldı. Üzerine pişkin pişkin o euroları saydı ama Türk lirası olarak, Türk lirası cinsinden o paranın karşılığını vermek yerine kaçmayı tercih etti. Sonrasında yakalandı ama nasıl yakalandı? Fazlası da var. Ben susayım. Haberimiz ve o görüntüler konusu. Kuyumcudan 1000 euro aldı, pişkin pişkin de saydı. Ama o dövizin karşılığı olan parayı vermeden kaçtı. O kaçış bu tekmeyle son buldu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir kuyumcuya giren Ayhan Kırıkkaya isimli şahıs 1000 euro döviz almak istediğini söyledi. Kuyumcu parayı şansa verdi ama zanlı euronun Türk parası karşılığını vermeden kaçmaya başladı. Zanlı mı gösterebilir miyim abi? Yok gösteremezsin abla. Olmaz. Olmaz öyle şey. İki dakika mı? Hayır abla ben sen. Abla bir yeri ver. İş yeri sahibi kadın hırsız var diyerek zanlının arkasından koştu. O sırada caddede bulunan bir şahıs kaçan şüpheliye tekme attı. Tökezleyen ve yere düşen şüpheli suç araştırma bürosunda görevli sivil polis memurları ve bankanın güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Bin euro iş yeri sahibine teslim edildi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Ayhan Kırıkkaya ise adliyeye sevk edildi. Zanayi mobil gösterebilir miyim abi? Yok gösteremezsin abla. Olmaz. Olmaz öyle şey. İki dakika mı? Hayır abla ben sen. Abla bir yeri ver! Yani o tekme de gerçekten tam da yerinde olmuş. Kamyonetle minibüsün arasına düşüyor, ardından da hem polis ekipleri hem de bankadaki güvenlik görevlileri o zanlıyı yakalıyor. Söylediğimiz gibi yerinde bir tekme. Şimdi Isparta ile devam edeceğiz. Bir kaza haberi, iki kişinin hayatını kaybetti. Bir motosikletle otomobil çarpıştı. Motosikletle bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğeri ise kaldırıldı, hastanede can verdi. Ama olay yerinde hayatını kaybeden gencin babası oraya geldi. Bakın sonra neler yaşandı. Ne
Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti. Kaza Isparta Eğirdir Karayolu'nun Aliköy kavşağında meydana geldi. Otomobil ışıklı kavşakta motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bünyamin Toptaş ve Mustafa Sarı yola savruldu. Bünyamin Toptaş olay yerinde can verirken kazada ağır yaralanan Mustafa Sarı ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosikletiyle kazaya kurban giden Bünyamin Toptaş'ın olay yerine gelen acılı babası ise olanlara inanamadı, feryatlar etti. Beni dinlemedi! Abi! Beni dinlemedi! Hayvana! Beni dinlemedi diye feryat etti o acılı baba. Muhtemeldir ki o motoru kullanmasını, motosikleti kullanmasını istemedi ve o lafından yani o feryadından bu sonuç çıkıyor. Ne yazık ki böyle acı bir kazayla sonuçlandı. Deniz'den de bir kaza haberi var ama bu kez farklı. Bir sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, direksiyon hakimiyetini kaybetti ama 3 otomobille birlikte bir de motosiklete çarptı. Köpeği ezmemek için kaldırımdaki otomobillere çarptı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil sürücüsü önüne aniden çıkan köpeği ezmemek için direksiyonu çevirdi. Kaldırımda park halinde bulunan 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Otomobil sahipleri can havliyle araçlarının yanına gitti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Milli Marşımızın yazılışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafından bu şekilde görüntüler düştü bugün haber merkezimize. Bu görüntülerde Manisa'dan kayda geçti Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri işaret diliyle siz de gördünüz. İşaret diliyle seslendirdi. Onlarca öğrenci bir araya geldi ve o işaret diliyle de Milli Marşımızı seslendirdi. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi sizi düne götüreceğiz. Bugün aslında hava çok farklı. Önce Afyonkarahisar, sonra da Kütahya. Dün öğleden sonra saatlerinde ve akşam saatlerinde herkes baharı bekliyordu ama bir anda kar yağışı başladı. Afyonkarahisar'da çok fazla etkili olmadı ama Kütahya kent merkezi beyaza büründü. Kısa süreli de olsa Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu. Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken vatandaşlar Mart ayının ortalarında yağan kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Afyonkarahisarlılar ilkbaharı beklerken yoğun bir kar yağışıyla karşılaştı. Kütahya'daysa aralıklarla yağan kar il merkezini beyaza bürüdü. Kütahya'da bir anda etkisini artıran kar yağışı park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 6, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri kentte 3 gün boyunca zirai don uyarısında bulunurken, Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Koca Yayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Evet, hafta sonu havalar güzel olacak. En azından meteorolojinin açıklamaları bu yönde ama özellikle bu gece saatlerinde zirai don konusuna da dikkat diyelim. Çünkü dün haberini paylaşmıştık. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için zirai don uyarısında bulunmuştu. Özellikle çiftçilerimizi, üreticilerimizi de uyarmış olalım. Deniz'den bir haber var. İlginç bir miras haberi bu. 6 kardeşe 1. Dünya Savaşı'na gidip orada şehit olduğunu düşündükleri dedelerinden tam 97 yıl sonra tam 4 milyon liralık miras kaldı. İşte ayrıntılar. Denizli'de yaşayan 6 kardeş hayatlarının sürprizini yaşadı. 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedelerinden 6 kardeşe 4 milyon değerinde muz serası miras kaldı. 6 kardeş sürpriz mirası dedeleri öldükten 97 yıl sonra devletin kamulaştırma kararıyla öğrendi. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler mirasla birlikte dedeleri Hüseyin Akar'ın 1. Dünya Savaşı bitince Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği gerçeğini de öğrendi. Mirasçı kardeşler yıllar sonra gelen bu haber karşısında hem şaşkın hem de mutlu. Biz tabii dedemizi bilmiyoruz ne olduğuna. Yani 1. Dünya Savaşı'nda? 1. Dünya Savaşı'nda 14. 1. Dünya Savaşı'nı demiş, ordu kalmış. O zamandan bilmiyorduk. Şimdi bu yer çıktı, dedemiz olduğunu da öğrendik. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah cihatta yer cennet mekanı olsun. Bizi bu şey verdiyse ne mutlu. Şimdi kardeşler hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve mirasa kavuşmayı bekliyor. Çektirmedim ben. Şimdi herkes muhtemeldir ki bu haberin ardından dedelerini daha yakından araştırmaya başlamışlardır. Kimisi 1. Dünya Savaşı'na gitti, kimisi Yemen'e gitti, kimisi Kore'ye gitti. Söylediğim gibi biraz daha böyle geçmişe yönelik araştırmalar belki de hızlanabilir. Şimdi bültenimizin son haberi, bu haberin anonsunu yapacağım, ardından da o VTR'e girecek. Ben veda edeceğim. Işıklar kasabası, Afyonkarahisar merkeze bağlı. Balı Sultan İlkokulu okul müdürü Abdullah Baydur yönetiminde çok başarılı işler yapıyorlar. Eğitimin yanında özel günlerde klipler hazırlıyorlar ve o profesyonellere de adeta taş çıkarttırıyorlar. Malum bugün bültenimizin başından beri sizinle paylaşıyoruz. Milli Marşımızın yazılışının 100. yılı çeşitli VTR'lerde paylaştık ama bu 7,5 dakikalık bir video, öğrenciler rol aldı yine. Neydi onun konusu? Hemen onu da söyleyeyim. 10 kıta, bir vatan, ilelebet, istiklal teması bu. Oldukça da anlamlı. Öğrenciler hem İstiklal Marşı okudu, hem oratoryoyu seslendirdi. Kıyafetler giydiler, asker kıyafetleri giydi. Kızlarımız, öğrencilerimiz bindallı kıyafetler giydi. Toplar, tüfekler, silahlar hazırlandı. Okul Türk bayraklarıyla donatıldı. Siperler kuruldu vesaire. Hatta müdür bey demiş ki, bize mesaj attı. Amatörce bir
çalışma yapmaya çalıştık demiş. Hiç de amatörce değil. Gerçekten çok profesyonel bir çalışma. Yine hatta şöyle bir baktık, neresini böyle bir kesip kırpabiliriz dedik ama hiç gönlüm el vermedi. Baştan sona o öğrenci kardeşlerimiz, öğretmenleriyle birlikte, okul müdürleriyle birlikte yaptıkları o çalışmayı baştan sona günün de önemine binaen sizlerle paylaşmaya çalışacağız birazdan. Saat 20'de özel gündem programımız var. Onun hatırlatmasını da yapmak istiyorum. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey hazırlayıp sunacak. Konuğu da AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya. Siyasete dair, Afyonkarahisar'a dair ne varsa saat 20'de özel gündem programında sizlerle buluşacak. Ama onun öncesinde az önce anlattığım gibi Işıklar Balı Sultan İlkokulu'nda öğrenci kardeşlerimiz tarafından hazırlanan, öğretmenlerin de emek verdiği o klip gelecek ve bu kliple birlikte sizlere veda ediyoruz. Mutlu bir hafta sonu temenni ediyorum. Bitirdik efendim. Ben Mehmet, Hasan, Ali veya Melih.
Adeta bir vatan. İlelebet istiklal. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. İnege Basketbol Süper Ligi'nde HDI Afyon Belediyespor'un yarınki rakibi ligin ikincisi Karşıyaka olacak. Bir önceki maçta ligin liderini deviren Afyonkarahisar ekibi, ligin ikincisini de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Basketbolda heyecan sürüyor. Playoff oynama iddiasını taze tutmaya çalışan Afyon ekibi bu hafta Karşıyaka ile karşılaşacak. Yarın oynanacak maç Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Maça liderin namalup ünvanına son vermenin galibiyet moraliyle çıkacak olan Can Sevim'in öğrencileri bu maçı da kazanarak zorlu seriden mutlu ayrılmak istiyor. Ligin güçlü ekiplerinden olan Karşıyaka'da playoff'ta avantajı yitirmemek için kazanmaya çalışacak. Baş antrenör Can Sevim yaptığı açıklamayla Karşıyaka maçını değerlendirdi. Her rakibe ayrı saygı duyduklarını aktardı. Yani Karşıyaka takımı da çok güçlü bir takım tabii ki. Çok geniş bir rotasyonları var, çok önemli oyuncuları var. Yani çok zor bir maç olacak ama bizim için fark etmiyor yani. Efes de olsa, Fenerbahçe de olsa biz rakiplerimizin hepsine aynı saygıyı duyuyoruz. Aynı şekilde konsantre oluyoruz ve kazanmak için oynuyoruz. Ve Karşıyaka'da da elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Afyonkarahisar'da faaliyetlerini sürdüren Konya Spor Futbol Okulu'nun antrenörü Kadir Bursalıoğlu, Covid-19 nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sen yaptın değil mi Emine? Yavaş yavaş evet. Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte gerekli önlemleri alarak genç futbolcularla sahaya indiklerini belirten Kadir Bursalıoğlu, pandemi nedeniyle bir süredir evlerinde kapalı kalan çocuklarımız hem sosyal hem psikolojik hem de fiziksel olarak büyük kayıp yaşadılar. Afyonkarahisar'da normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte biz de gerekli önlemleri alarak öğrencilerimizle birlikte sahaya indik. Gerek antrenman öncesinde gerek antrenman sırasında ve sonrasında COVID-19 tedbirlerine büyük bir titizlikle uyuyor ve öncelikle sporcularımızın sağlığını düşünüyoruz dedi. Afyonkarahisar'daki Konya Spor Futbol Okulu'nun büyük hedeflerle yola çıktığını kaydeden Bursalıoğlu, "Hedefimiz önce vatan sevdalısı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olup, futbol oyununun ayrıntılarıyla çocuklarımıza aktarmak ve Afyon'daki genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmaktır. Bu doğrultuda disiplin, sevgi ve saygıyı ön planda tutarak gençlerimizle birlikte yeniden sahalara döndüğümüz için son derece mutluyuz. Tüm gençlerimizi futbol okulumuza bekliyoruz," diye konuştu. Yukatel Denizli Spor Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Haluk Ulusoy tesislerinde teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Doğru.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, aerobik koşu çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yeni Malatya Spor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan kontroller sonucu sol kasığında yırtık tespit edilen Neyzman, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor arasında Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Lig 30. hafta mücadelesi 14 Mart Pazar günü saat 16'da başlayacak. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.